adımlar attığında durum ne? Bir önce ona bakalım, meseleyi daha geniş çerçevede değerlendirmemize yardımcı olacak. Emine Kavasoğlu sınır hattında Gazze'de, hemen dönelim. Emine kolay gelsin. Sözü bir hemen sana bırakalım. Evet, savaşın bugün 24. günündeyiz ve bugün burası belki de son günlerin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Evet, cuma günü çok yoğun bir saldırı vardı ki özellikle hafta sonu da, ama bugün daha ziyade tankların hareketliliği söz konusuydu ki özellikle sabah saatlerinde Zaytun mahallesine bir İsrail tankının girdiğine dair görüntüler yayınlandı. İsrail ordusu bu görüntüleri, bu pozisyonları doğrulayamayız olarak açıklasa da kısa süre sonra hem Gazze hükümetinden hem de onun yanı sıra Kassam Tugayları tarafından ardı ardına açıklamalar geldi ve tankların püskürtüldüğü söylendi. Peki şu an itibariyle o sınır hattında Beyt Hanun'da, Beyt Lahya'da neler yaşanıyor? Ben hemen kameranın karşısından çekileyim. Niyazi Kurt sizlere an be an yaşananları aktarsın. Bakın yine yeni bir bombardıman daha gerçekleşti. Yine Beyt Hanun'un hemen dış mahallelerinde yaşandı bu patlama ve şu an itibariyle de savaş uçaklarının hareketliliği devam ediyor ki bugün boyunca çok sayıda savaş uçağı bombardımanına tanıklık etmedik. Top atışları ve obüslerle vurulmaya devam etti Gazze ki öğle saatlerinde belki de en yoğun hareketliliği yaşadı. Çünkü 20'nin üzerinde flare atıldı Beyt Hanun bölgesi ve yine dış mahallelerine. İşte o noktalarda tankların güvenli bir şekilde ilerlemesi için atılan bu flare'lar sayesinde tankların Gazze sınırını geçerek bölgeye daha net yaklaştıklarını söyleyebiliriz ama Kassam Tugayları tarafından da püskürtülmeye devam ediliyor ki şu an itibariyle çok sayıda noktada ardı ardına sıcak temaslar yaşanıyor ki bizim bulunduğumuz noktadan da o ağır makinalı silahlarla yaşanan çatışmanın sesi de gelmeye devam ediyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden kısa süre önce bir açıklama yapıldı ve Gazze şeridine 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığı söylendi. 24 gün boyunca 18 bin tondan fazla patlayıcının atıldığı bilgisine ulaştık ki en son hatırlayacaksınız 12 bin tondu yaklaşık ve bununla birlikte de metrekare başına 33 ton patlayıcı düştüğü söylenmişti. Yani bu ne demek oluyor? Gazze artık tamamen bir enkaza dönmüş vaziyette ki 24 günden bu yana biz de netlik ve rahatlıkla görüntüleyebildiğimiz Beyt Hanun'un binalarını artık ne yazık ki enkaz olarak ekranlara yansıtmak durumunda kalıyoruz. Tabii hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Her ne kadar son yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 8306 olarak açıklansa da 1600'e yakın kayıp olduğu bilgisi de var. Yani resmi rakamlar değil ama uluslararası kuruluşlar hayatını kaybedenlerin sayısının 10.000'e yaklaşmış olduğunu vurguluyorlar bir yandan. Onun yanı sıra hayatını kaybedenlerin 3457'si ne yazık ki çocuklardan oluşuyor. 2236'sı ise kadınlardan oluşuyor ve İsrail'in bombardımanları devam ederken Gazze'de bulunan yaklaşık Kuzey Gazze'de bulunan yaklaşık 400 bin kişinin hala o bombardıman tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyelim ki bölgeyle uzun süredir çok sağlıklı bir iletişimde kurulamıyor. Özellikle cuma akşamı yaşanan o yoğun bombardıman sonrası çok net bilgilere ulaşılamıyor. Zira hatlarda ve internet erişiminde sıkıntılar yaşanıyor. Hemen bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon, kara operasyonu hazırlıkları sürerken ordu sözcüsü Hagari'de planlı bir şekilde ilerlediklerine yönelik bir değerlendirmede bulundu ama daha da önemlisi son 24 saat içerisinde Gazze'de artık daha çok askerimiz var sözleri dikkat çekiciydi hiç şüphesiz. Zira topyekün bir kara saldırısı başlayacak mı yoksa bu saldırılar bu şekilde devam edecek mi'nin bir cevabı gibiydi. Daha fazla askerimiz var içeride dedi ve halen de o tankların Gazze şeridine doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi çevresini de yine gece boyunca bombaladı. Yine aynı şekilde Şifa Hastanesi'nde de yaklaşık 55 bine yakın sığınmacının olduğu bilgisi var ki bu hastanelerin neredeyse tamamının boş
boşaltılmasına yönelik ardı ardına açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi'nde ise yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğunu söyleyelim ki dünden bu yana o noktalara da ne yazık ki bombardıman devam ediyor. Hem havadan hem de karadan. Tabii bir yandan şunu da söyleyelim, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin sahil kesimlerinden de bir video paylaştı ve bu videoyla birlikte de artık zaten günlerdir söylediğimiz hemen Gazze'nin sahil kesiminden de denizden de saldırıların devam ettiğinin bir doğrulaması gibi oldu. Tabii Birleşmiş Milletler Gazze Şeridi'ne 33 yardım tırının daha giriş yaptığını açıkladı ki bununla birlikte cumartesiden bu yana Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı 117'ye ulaştı. Ama hemen şunu söyleyelim Merve, 7 Ekim'den önce Gazze'ye giren günlük yük taşıyan tırların sayısı 500'dü. Yani 9 günlük bir süre içerisinde yalnızca ve yalnızca 150 tırın girdiğini söyleyelim ki o tırların da hazır gıda ve bebek bezi, bebek maması gibi malzemeleri taşıdığını söyleyelim. Tabii bunun yanı sıra su da var o yardım tırlarında. Ama artık Gazze'de su kullanımı tamamen bitmiş durumda. Temiz su zaten bitmişti. Kirli suyun da günlük kişi başına düşen miktarı 1 litrenin dahi altına düştü. Peki şu ana kadar binalarda ne durum? Onlardan da kısaca bahsedelim. Şimdiye kadar 47 cami, 7 kilisenin yıkıldığı açıklandı. Son 3 haftada bölgedeki 203 okul ve 80 devlet dairesi de yine yerle bir edilmiş durumda. İsrail uçaklarının bombardımanında 32 bin bina artık tamamen enkaza dönmüş durumda. 200 binden fazla konut da bombalandı ve ne yazık ki o hastanelerden bahsediyoruz. Artık sadece tedavi amaçlı değil hastanelerin varlığı. Yine aynı zamanda sığınmacılar, az önce de belirttiğim gibi 25 hastane ve 32 sağlık merkezi de hizmet dışı kaldı. Yine bunların arasında 116 sağlık personeli ve 18 arama kurtarma ekibi de hayatını kaybetmiş durumda. Kudüs Tugaylarının da geçtiğimiz dakikalarda bir açıklaması olmuştu. Bakın, size ulaşıyor mu bilmiyorum ama yine o çatışma sesleri bize kadar ulaşmaya devam ediyor. Zaytun'da Güneydoğu'yu işgal etmeye çalışan işgalci İsrail güçlerini püskürtmek için çatışmalar halen devam ediyor açıklaması geldi Kudüs Tugaylarından da. Hiç şüphesiz o da önemli gelişmelerden bir tanesi ki bu durumdan da halen çatışmaların sürmüş olduğunu anlamış oluyoruz. Bakın, yine bir yandan Zikkim bölgesine de Hamas tarafından, Kassam Tugayları tarafından ardı ardına füze misillemeleri gelmeye devam ediyor. Şu an itibariyle Zikkim'den de yine dumanların yükselmiş olduğunu görüyoruz. Yine bir top atışı daha başladı. Yine bir top atışı daha gerçekleşti ki dün akşamdan bu sabaha kadar 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 600 hedefin vurulduğunu açıkladı İsrail ordusu. Bir yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerikan Başkanı Joe Biden arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti ki bu görüşmelerin beşincisi oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden bir kez de İsrail'i ziyaret etmişti. Ardından 5 kez de telefonda görüşme gerçekleşti ve bu telefon görüşmesi de insani yardım akışının bir an önce arttırılması gerektiğini söyledi Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5. kez bir araya gelecek. Hemen onu da hatırlatalım. Daha önce 4 kez daha toplanmışlardı ki 4. toplantıda acil insani ateşkes yasası kabul edilmişti. Ancak bu yasanın kabulüne rağmen İsrail bunun bir bağlayıcılığı olmadığı açıklamış ve ardından da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in istifasını istemişti. Ardındansa Birleşmiş Milletler ve İsrail arasında uzun süren bir gerilim yaşandı. Birleşmiş Milletler çalışanlarına vize verilmeyeceği yönünde iddialar vardı ama bugün İsrail tarafından yapılan açıklamada vizelerin verilmesinde bir problem olmadığı da açıklandı. Ancak şunu da hemen söyleyelim ki Antonio Guterres'in istifasını isteyen İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bugün skandal bir açıklamaya daha imza atarak uluslararası topluma Birleşmiş Milletler'e fon sağlamayı durdurun uyarısı yaptı. Günlerdir
Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Işık yok, elektrik yok, gıda yok, su yok ve bununla ilgili nihayet Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden de bir açıklama geldi ve İsrail'in insani yardımların önünü kesmesinin bir suç olduğu vurgulandı, bir savaş suçu olduğu vurgulandı. Tabii bu savaş sona erdiğinde hiç şüphesiz ki İsrail yönetimi çok zor günler bekliyor olacak. Savaş nasıl sonuçlanır bilinmez ama ne yazık ki 24. günde çoğu çocuk, 9000'e yakın kişi hayatını kaybetmiş durumda. Emine, teşekkür ediyoruz.